Evet arkadaşlar, Delta Force'un Blackhawk isimli yeni çıkan oyununa hoş geldiniz. Oyunumuzu daha önce oynamıştım. Battlefield 2042 ve Valorant tarzı oyunun karışımı olmuş arkadaşlar. Oyun tabi daha da gelişmiş. Oyunumuz beta sürümünde, full sürümü çıktığı zaman daha keyifli hale geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelişmiş silah modifiye sistemi, gelişmiş asker tercih sistemi de oyunun içerisinde bulunmakta. Oyunun diğer bir oynanış tarafı da arkadaşlar, Escape from Tarkov'a benzetmişler. Oyun gayet güzel ve gerçekçi olmuş arkadaşlar. Gelin hep beraber oyunumuzu oynayalım. Don't wish for it. Bu arada oyunumuza geçmeden önce şu kısımdan arkadaşlar silahlarımızı seçebiliyoruz. Ve oynadıkça buradaki silahlarımızı açabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten tabancamızı seçiyoruz. Gerekli bazuka, bomba atar gibi silahlarımızı seçebiliyoruz arkadaşlar. Tank savar füzelerimizi seçebiliyoruz buradan arkadaşlar. Oyunumuza ayrıyeten F tuşuna basarak silahlarımızı modifiye yapabiliyoruz. Gerekli dürbün eklentileri, dipçik eklentileri buradan seçebiliyoruz. Ve silahımızın kabzasını buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Açıldığı zaman şarjörümüzü genişletebiliyoruz. Ve buradan gerekli olan şarjör kısmını upgrade edebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Buradaki el tutamağını da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Oyun oynadıkça buradaki tutamaklar açılıyor. Bir botumuzu da buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Şu an açık değil. Ve gerekli olan susturucu, ateş gizleyen, alev gizleyen, namlu ucu, freni gibi buradaki özellikleri, silahın namlu ucunu değiştirebiliyoruz. Buradan arkadaşlar lazer eklentisi, gece görüş flaşı, gece görüş fenerini takabiliyoruz arkadaşlar. Ve silahımızın arkadaşlar en önemli kısımlarından biri de şu gövdedeki kısmı geliştirebiliyoruz, değiştirebiliyoruz ve silahımızı daha da güçlü hale, daha da tehlikeli hale getirebiliyoruz. Buradaki özelliklerden de silahımızın optiğinin ayarını yapabiliyoruz. Buradaki bakış açısını, görüş açısının özelliklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde de el tutamacının özelliklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ileri geriye taşıyabiliyoruz. Daha stabil bir silah kullanma deneyimi yaşatabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan da dipçiğimizi kısaltıp uzatabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel düşünülmüş bir detay olmuş. Buradaki silahımızın gücünü, kontrolünü, stabilitesini, akuritesini görebiliyorsunuz ve modifiye ettiğiniz silahı kaydediyorsunuz. Ayrıca buradan arkadaşlar G3'ümüzün özellikle skin tarzı kaplamalarla kaplayabiliyoruz arkadaşlar. Silahımızı grafiti ile de kaplayabiliyoruz. Gerekli olarak yandaki gibi özellikle Call of Duty Modern Warfare gibi oyunda bulunan aynı özelliği Delta Force'un Black Hawk oyununa taşımışlar arkadaşlar.
Buradan gördüğünüz gibi herhangi bir süs eşyası takabiliyorsunuz yanına. Oyunumuzda ilerledikçe buradaki eklentilerin hepsi açılıyor arkadaşlar. Upgrade edebiliyorsunuz. Aynı şekilde tabancamızı da yapabiliyoruz. Gövdesini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi eklenti susturucu takabiliyoruz. Lazer takabiliyoruz. Şu an açık değil tabii ki de. Buradan bıçağımızı gösteriyor arkadaşlar. Buradan gerekli olarak füzemizi, roketimizi seçebiliyoruz arkadaşlar. Buradan bomba atarımızı seçebiliyoruz. Evet arkadaşlar, diğer özellikler ise burada 6 tane karakterimiz var. 6 karakterimizin de farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. Birinci karakterimiz gördüğünüz gibi ekranda gösterdiği gibi füze atar, smoke atar ve hızlı koşma gibi özellikleri bulunmakta. Diğer ikinci karakterimizin özelliği ise hızlı koşma, uçma özelliği, magnetik bomba atma, manyetik daha doğrusu bomba atma özelliği, uçma özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Üçüncü karakterimiz ise smoke atma ve pet ile canlandırma özelliği. Yani takım arkadaşını yere düştüğü zaman, yıkıldığı zaman onu kaldırabiliyorsunuz ve kendinizi güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Düşük health'inizi bir anda yükseltebiliyorsunuz savaş esnasında. Diğer karakterimiz ise isimden de bilindiği gibi Luna karakteri. Ok atabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomba atıyor arkadaşlar. Gerekli voltaj vererek, elektrik vererek insanlara hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son karakterimiz de gördüğünüz gibi dedektörle insanların savaş esnasındaki yerini tarayabiliyorsunuz ve insanları bomba atarak flash bombasıyla kör edebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ekranda da gösterdiği üzere bıçak atabiliyorsunuz düşmanlarınıza. Ayrıyeten sessiz yürüyerek düşmanlarınıza varlığınızı hissettirmiyorsunuz arkadaşlar. Genel anlamda özellik bu şekilde. Bu arkadaşımızın özelliği de Sonic ve bomba atma özelliği, Sonic defans özelliği gibi drone özelliği bulunmakta arkadaşlar. Drone'la gönderebiliyorsunuz. Buradan araçlara geçtiğimiz zaman tank, gerekli olan helikopter, savaş uçakları, tanklar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradan bu kısma tıklayarak özelliklerini güçlendirebiliyoruz tankımızın. Buradaki kısmı güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Silahımızı değiştirebiliyoruz, eklentilerimizi. Ve silahımızın skin tarafında modifiye yapabiliyoruz arkadaşlar. Gerekli değişik kaplamalarla kaplatabiliyoruz. Genel olarak özellikleri bu şekilde. Ranked tabi oynadıkça arkadaşlar level atlatıyoruz, askerimizi güçlendiriyoruz ve silah eklentilerimiz ve çeşitli kaplamalar, silah kaplamaları, tank kaplamaları, uçak savar kaplamaları, ekstra silah özellikleri, eklentiler geliştirip yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak özellikler bu şekilde. Thank you.
buradaki gelen hediyelerimizi satın alıyoruz. Daha doğrusu ücretsiz satın alıyoruz arkadaşlar. Gerekli savaş puanlarını elde edebiliyoruz. Evet, sıra geldi arkadaşlar oyunumuzu oynamaya. Gelin hep beraber karakterimizi seçip oyunumuza başlayalım. Kai, reporting for duty. Always the bullseye. Oyunda iki aşama var arkadaşlar. Biri saldırı, biri de defansif aşama. Saldırı yaptığınız zaman hedefleri, buradaki A, B, C, D diye ilerlediğimiz hedefleri ele geçirmemiz gerekiyor. Defansif tarafında ise bu hedefleri korumamız gerekiyor. Burayı korursak yeniliyoruz arkadaşlar. Eğer koruyamayıp saldırırsak arkadaşlar, karşı takım koruyamazsa biz yeniyoruz arkadaşlar, karşı takım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlayalım. Düşmanlar karşıdan geliyor. Şu an arkadaşlar biz defansif konumundayız. Hedeflerimizi koruyacağız arkadaşlar. Karşı takıma geçit vermememiz lazım. Takım arkadaşımız bizi canlandırdı şu an için. Yukarıdan da skanlar var. Yere yıkıldık. Takım arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Buradan mouse'un sol tuşuna basarak yardım isteyebiliyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşımız gelecek mi bizi kaldırmaya bakalım. Space'e basarak kendimizi öldürebiliyoruz ve tekrardan canlandırıyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşımız kurtarmadığı zaman bizi. Şimdi Space'e basalım. Evet, öldük. Şimdi buradan silahımızı değiştirelim. Bir sniper alalım. Farklı sniper aldım. Daha iyi bir sniper aldım. Enemy troops assaulting objective Alpha 1. Dört tuşuna basarak rekon koyabiliyoruz arkadaşlar. Burada altlarda gördüğünüz gibi X, V ve G tuşuyla ok atabiliyoruz.
Şu an öldük tekrar. Ölelim. Enemy strength is nearly intact. Mission is clear. V tuşuyla ok atabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi düşman askerlerinin yerini görebiliyoruz. Rekon koyabiliyoruz. G tuşuyla bomba atıyoruz arkadaşlar. İkiye basarak tabanca seçiyoruz arkadaşlar. Biraz uzaklaşmam lazım. Yakın mesafede sniper'ı kullanamıyoruz. Evet arkadaşlar, bu birinci bölgeyi, A bölgesini kaybettiğimiz zaman B bölgesine geçiyoruz. Burayı kaybettiğimiz zaman B2, bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. En son aşamaya geldiğimiz zaman, en son aşamayı koruyamazsak kaybediyoruz arkadaşlar. Koruduğumuz zaman kazanıyoruz. Oyunumuz Battlefield 2042'nin daha gelişmiş hali diyebilirim arkadaşlar. Bazı kesimlerde de Valorant'tan esinlenilmiş, bazı kesimlerde de Call of Duty'den esinlenilmiş arkadaşlar. Ona benzetmişler oyunu. Tabi oyun daha geliştirilebilir. Şu an beta aşamasında. Full çıktığı zaman daha keyifli hale geleceğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, tankların bomba kullanımında gerekli olarak eşyalara zarar verebiliyor. Ve buradaki tam karşındaki ev yıkılabiliyor arkadaşlar. Vurdum ama adam ölmedi maalesef. Normalde tek kurşunla yıkılması lazım. Mermiyle ölmüyorlar. Evet, takım arkadaşımız bizi kaldırdı. Kendimizi öldürdük. Buradan silahımızı değiştirelim. Daha güçlü bir silah geçelim. Assault silahına geçiyoruz arkadaşlar. Defend the objective. Do not let them take this sector. Bravo 1 has been captured by enemy forces. Initiating assault on Bravo 1. Eklenti taktığımız zaman arkadaşlar, ekstra dürbün, daha doğrusu dürbünümüzün yanına şu an 4x scope takılı. N tuşuna bastığımız zaman diğer dürbüne geçebiliyoruz. B tuşuna bastığımız zaman silah atış modunu tekli veya çoklu yapabiliyoruz. Örnek tekliyi aldık. B'ye basarak, tekrar B'ye basalım, otomatiği aldık arkadaşlar. Şu an otomatikte. Tekrar B'ye bastığımız zaman tekli atışa geçiyor. 4'e basalım arkadaşlar. Rekonumuzu kuralım. Rekon arkadaşlar, öldüğümüz zaman bu rekondan canlanabiliyoruz. V'ye basalım. Düşmanlarımızın yerini görelim. Evet arkadaşlar, son anda birini aldık. G tuşuna basarak arkadaşlar bomba atabiliyoruz. 2'ye bastığımız zaman klasik tabancamızı çekebiliyoruz arkadaşlar. Karşılarda tank var. Her an ölebiliriz.
B'ye basalım. Karşı takımdan bizi düşürdü. Evet arkadaşlar, B kısmını da kaybettik. Şu an C kısmına geçiyoruz. Yavaş yavaş defansımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Düşman askerleri hücuma geçince çok fazla da bir şey yapamadığımız oluyor. Paraşütle atlayabiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan uçabiliyoruz. Uçarken de ateş edebiliyoruz. Adamı vuramadık maalesef. Defend the objectives. Do not let them take this sector. Ve konumumuzu kuralım. Üç tuşuna bastığımız zaman bıçak alıyoruz arkadaşlar elimize. Bu arada I'ya bastığımız zaman gördüğünüz gibi silah efektini yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabanca da basalım I'ya. I harfine bastığımız zaman bu şekilde silahımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Glock tabancamız. Tank arkadaşlar dört kısmına yani dört tuşuna basılı tuttuğumuz zaman, pardon, beş tuşuna basılı tuttuğumuz zaman buradan gerekli olarak tank çağırma, füze atma gibi tabi kazandığımız puana göre gerekli avantajları, özellikleri buradan seçebiliyoruz. Örnek veriyorum 1400 puan, 6000 puan gibi 14.000 puan, 6.000 puan gibi özellikleri açabiliyoruz. Şu an tank çağırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an iki kısım var açılan. Şu an 1739 puanımız var. ATV ve araç çağırabiliyoruz arkadaşlar. Birazdan deneyelim. Bakalım araç gelecek mi? 5 tuşuna basılı tutup okla seçiyoruz. ATV'yi seçelim ve şu tarafa indirelim. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gökyüzünden ATV'miz iniyor arkadaşlar. Taking Charlie Sue.
Aracımız patladı, biz de öldük. Tap tuşuna basarak skor kısmını görebiliyoruz arkadaşlar. 4'e 11 gidiyoruz. Tabii ortak öldürme de olabiliyor arkadaşlar. Siz vurdunuz, takım arkadaşınız vurdu, öldürdü. Oradan da puan kazanabiliyorsunuz. En sol tarafta arkadaşlar 2529 genel skorumuz bulunmakta, puanımız 19. sıradayız. We cannot let them take it. This sector must be ours. Aldık arkadaşlar. Evet, şu an benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar öldürdüğümüz adamları şu an sayı olarak göstermiyor. Öldüğümüz zaman gösteriyor arkadaşlar. 14 yazan ise takım arkadaşınızla öldürdüğünüz asker sayısını gösteriyor. En son görünen taraf kuru kafa tarafı da öldüğünüz kısmı gösteriyor arkadaşlar. Buradan askerimizi değiştirelim arkadaşlar. G3'ümüzü alalım. We are moving to attack Charlie soon. Hold this ground and make the enemy pay. Atarımızı kullanabiliyoruz. Enemy
Don't let them take control. Defend the position with all you've got. We are moving to attack Charlie 2. Son anda öldük. Tekrardan bayrakları ele geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kırmızı olursa kaybediyoruz. The enemy has a 25% capacity. Good work. I'm back to support now. Buradan bombamızı seçip üzerine basılı tutuyoruz mouse'umuzu ve smoke'layıp kapatabiliyoruz arkadaşlar tankının üzerini. Karşı düşman tankının üzerini şu an smoke'ladık. 5 tuşuna tekrar basıyoruz. Şu an tank açılmamış arkadaşlar. Puanımız düşük olduğu için tanka da açmamıza var. Bir dakika 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Defans olarak bölgeyi kurtarabilirsek maçı kazanacağız gibi.
35 saniye kaldı. G2'yi kaybetmişiz. Şu an C1 bizde gözüküyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuzu kazandık. Zafer bizimdir. Evet arkadaşlar, Delta Force'un Black Hawk isimli yeni çıkan oyununu oynadık ve yakından baktık. Oyun gayet keyifli ama şu an beta sürümünde. Tabii full sürümü çıktığı zaman oyun daha da keyifli hale gelecektir umarım. Ve daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Oyun full sürümü çıkınca bakalım fiyatlandırması ne kadar olacak, ne kadara çıkacak. Onu hep beraber göreceğiz. Ben de oyunu satın alabilirim duruma göre. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.